Şimdi bana katılanlar olur, katılmayanlar olur. Belki sen de bu konuda bir görüş verirsin abi. Ben Edgar'ın performansında bir düşüş seziniyorum abi. Son birkaç maçtır sanki Edgar'da bir performans düşüklüğü var gibi. Sence bir stoper değişimi, bir stoperde bir alternatif arayışı olmalı mı ya? Veya bu çok büyük bir risk mi olur? Evet, Edgar 1,5 sezondur çıtayı öyle bir seviyeye koymuştuk, özellikle geçen sezon oynadığı oyun. Takımın en iyisiydi pek çok maçta. İster istemez o bu seviyenin biraz altına düşünce, özellikle Galatasaray maçındaki performans noktasına kadar da düşünce bu sorular sorulabilir. Ama ben maç içinde yine çok kritik hamlelerle, basit gibi görünen kritik hamlelerle önemli katkılar yaptığını düşünüyorum takıma. Hugo ile birbirlerini öyle veya böyle tamamlıyorlar. Oyuncuların böyle anları da oluyor. Hele bu tecrübede stoper hattında oynayan oyuncuların bazen böyle kötü maçlar olabiliyor. Edgar'ın da bu hakkı var bence. Zannetmiyorum bir rotasyon geleceğini. Çok sakatlık vesaire olmadığı sürece çabuk toparlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hızı, zekası bana göre, bir stopere göre gayet iyi. Çabuk üstesinden gelir diye düşünüyorum. Abi 35'in 36. gün 12. resmi karşılaşma. Biraz Marek Hamşik'i az abartmıyor muyuz sence abi? Marek Hamşik geldiğinde sen bana bir soru sormuştun. Tam bunu evet abi. Yani ben de ligin seviyesini belirleyecek bir oyuncu olduğunu söylemiştim. Gerçekten çok zeki bir oyuncu. Yani kullandığı topların çok basit toplar kullanırken bile nasıl seçildiğini, nasıl ince ölçülüp biçildiğini gördüğünüz zaman, maç içinde bazen nasıl delirdiğini gördüğünüz zaman bile acaba neyi takımımızdan biri yanlış yaptı da ben kaçırdım diye soruyorsunuz kendinize. Doğru. Bazen böyle sinirlenip dönüyor. Sonra pozisyonu görebiliyorum. İşte televizyondan izlerken tekrarında görebiliyorum. Yani her takımın formasını giydiğini görmek isteyeceği bir oyuncu. Sezon başından beri bu böyle. Yaşı ortada, milli takım arasında da dinlenmedi. Milli takımında da oynadı. O yüzden Abdülkadir'in, mümkünse Dorukhan'ın, yani ben o adamı izlerim ya. Top bende değilken uzaktan bakarım yani. Bu adam ne yapıyor bu sahada? Yani nedir onu bu kadar farklı kılan? Neler kapabilirim ben bu adamdan? Oturur izlerim ya. Öyle bir oyuncu yani. Doğru abi. Ben de aynı görüşteyim. Şimdi bir konuya da es geçmemek gerekiyor abi. Galatasaray maçı verilmeyen penaltı. Bence bir tanesi penaltı. Diğeri çok penaltı gibi yakın bölgedendi. Ve bu maçta da bence yine es geçilen bir penaltı pozisyonu var. İki maç, iki penaltı diye yorumluyorum ben. Hakemlerin bu seneki performansı geçen yıllara oranla biraz daha az konuşuluyor gibi gözüküyor ama yine ince ince başlandı sanki abi. Biraz müsaadeni isteyeceğim. Dünkü maçtan yola çıkacağım. Dün Karayumruk Malatya maçını izleyen arkadaşlar var mı bilmiyorum. Çok Ben bol izledim. pozisyonlu bir maç. İlk 45 dakika maçı izliyorum. Keyifli bir maç. Farklı şeyler konuşulabilir. Orta sahalar çabuk geçiliyor falan. Hepsi bir tarafa, çok yüksek gol pozisyonlu, gol sayısı yüksek bir maç izliyoruz. İlk yarı bitiyor. İkinci yarı başladı. 4 dakika boyunca hakem şovu izledik. Yani ilk yarıda o güzel futbolun gölgesinde kalmayı bir şekilde, yani kendine böyle herhalde kabullenemeyen bir yapıyla, Hüseyin Göçek'ti galiba hakem. Kartlar, anlamsız uyarılar, sürekli maçın temposunu kesmeler. Ya futboldaki varlıklarının sebebini bizim hakemlerimiz unutuyor galiba. Oyunda ne kadar az görünürlerse onlar için o kadar iyi aslında. Çünkü bu oyun seyircilerin temaşa zevkini tatmin etmek için oynanan, kurallarla korunan ve bu kuralları doğru, gerektiği müddetçe uyguladığınız zaman güzel olan bir oyun. Yani siz elinizde bir düdükle, gardiyan edasıyla, itici vücut dilinizle her şeye müdahil olmak zorunda değilsiniz. Aksine daha az düdükle bunları yapabildiğiniz zaman iyi hakemsiniz. Ben bir seyirci olarak sahada sizi ne kadar az görürsem, oyuncuları ne kadar az tartışırken görürsem, oyunu ne kadar hızlı görürsem o kadar iyi. Bugün bizim maçta sahaya sedye girmiyor. Bütün neredeyse sakatlıklar şeyde tedavi ediliyor. Sahanın içinde. Anlamsız pozisyonlarda sert vücut dilleriyle tuhaf mesajlar verilmeye çalışılıyor. Bugün genel olarak çok sıkıcı bir maçtı, ilk yarı boyunca özellikle. Hakemin bile bunda payı vardı yani. Siz bu oyunun bir parçasıysanız yapmanız gereken şey basit. Bu oyunu güzelleştirmek için bu oyunun bir parçası olduğunuzu bilerek hareket etmeniz gerekiyor.
Bugün Galatasaray maçında bize gelirsek, bizim özelimize gelirsek, Galatasaray maçında bu maçta yani şüphelenilen pozisyonlara bizim oyuncularımızın gerçekten neden toplu itiraz getirmediğini ben henüz anlayamadım. Ya iki yıldır böyle abi ya. İki yıldır ağzımızda tüy bitti derler ya. Gerçekten öyle ya. Bir de bu örneği çok veriyorum. Yani dinleyenler de umarım ne demek istediğimi anlayacaktır Yunus. Sen biliyorsun. İstanbul'a ya da şöyle söyleyeyim. Şampiyonluk yolundaki doğal rakiplerimize yabancı bir oyuncu geliyor. İki hafta gayet normal adam. Hiçbir şeye itiraz etmeyen standart bir profesyonel futbolcu edasıyla oynuyor. Fakat üçüncü hafta özellikle iç sahadaysa maç en ufak bir tartışmalı pozisyonda uçarak giden bir karaktere dönüşüyor bu adamlar. Gidiyor saçma sapan hareketler onu bunu kakıyorlar falan. Lan iki hafta önce sen bildiğin yani böyle hani Halim Selim Melek gibi bir adamdın. Bakıyorsun ligin dinamiğini belirleyen o çevre adama neyin nasıl oynanacağını, bu ligde hangi kararların nasıl aldırılacağını, hakemin nasıl tesir altına alınacağını üfürüyor. Biz iki senedir yani geçen hafta Vakayeme tek başına şey yapıyor. Ya bir şüphelenin arkadaş. Ya bu Vaka her şeye itiraz etmez. Hatta en son bir şeye itiraz ettiğinde Denizli maçında kırmızı gördü. Bu adam bir şeye itiraz ediyorsa ben de yanına gideyim. En azından o hakem şunu bilsin. Ben VAR'a gideyim bari. Bunların öfkesini yoksa dindiremeyeceğim. Kontrol altına alamayacağım. Bari kameraya bakayım desin. Yok. Bu benim delirmemle, tribündeki taraftarın delirmesiyle ya da maç bittikten sonra kazan kaldırmakla düzelmez. O anda bir müdahale yaptın, yaptın. O anda ateşi yaktın, yaktın. Olmuyor yoksa. Ne yazık ki, şimdi deminden beri futbolun nasıl güzelleşeceğini anlatırken bunu söylüyorum, özür diliyorum ama bu ligde hakkını biraz böyle alıyorsun. Artık bu konuya da umarım ilgililer dikkat çeker oyuncuların nezdinde. Eyvallah abi. Bu arada senin söylediklerini bence birisi teknik ekibe iletmeli diyen yorumlar da taraftarlar da bu şekilde yorum yapıyor. Bunu da söyleyeyim. Bir saate tamamlayacağız abi. Yine ben açıkçası bu kadar gideceğimi düşünmüyordum ama 55 dakika oldu. Hiç ben bir müsaade isteyeceğim. Şarjım çünkü bitiyor. Kapanabilir Eren. Tamam. O zaman senin son cümleni şu şekilde alalım abi. Şu ana kadarki ligde bunu çünkü çok fazla soran var. En sürpriz çıkış yapan oyuncu kim? Bizim takımımızda mı? Genel. Bütün takımlardan söyleyebilirsin abi. Yani izlediğim kadarıyla Lobjanidze dikkat çekici bir çıkışı var. Bana göre Bakasetas yine performansını sürdürüyor. Sürpriz olmayabilir ama devam ettirmesi devamlı açısından önemli. Bir de kara gümrük forması giyen Pesic. Son olarak şunu soruyorum kısa. Vakemen'in sözleşmesi için şimdiden girişim yapılmalı mı, devre arası mı beklenmeli senin için? Yani yapılmalı bence. Etinden, sütünden, istatistiğinden faydalandık. Sezon sonu bedava gitmesine gönlüm razı olmaz. Gidecekse bile güzel bir veda olsun. Bu kariyere, bu hatıralara güzel bir veda, kazançlı bir veda yakışır. Eyvallah abi. Abi ağzına yüreğine sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Görüşmek üzere. Çok sağ ol abi. Teşekkürler. Sağ olasın. Evet, Adem abinin değerli yorumlarıyla 56 dakikayı geride bıraktık. Yunus Mallı sorusu çok fazla geliyordu. Ben onu biraz toparlayayım. Arkadaşlar, Yunus Mallı Trabzon'da Kasımpaşa maçı öncesi son yapılan antrenmanda kas bölgesi, arka adale bölgesinde ağrı olduğunu hissettiğini söylüyor teknik ekibe. Teknik ekip sağlık kuruluna danışıyor. Sağlık kurulu da kas ağrılarında riske girilmemesi gerektiğini söylediği için maç kadrosundan çıkarılıyor. Yücel Bey kısa oldu diyor. Bir saat ilk yayında, bir saat bence uzun bir yayın. Çünkü hani bir saat iyi yayın ya. Bundan sonra daha dikkat ederiz. Belki uzatabiliriz. Hasan yıllık izinde arkadaşlar. Hasan Tüel yıllık izinde. O yüzden şu anda istirahat ediyor. Biraz kafasını dinlesin. Transfer sezonu bitti. Dinlenmeye ihtiyacı var. Şu an izleyenler beğenmediyse eğer beğen tuşuna, eğer beğendiyseniz tabii ki burada bizi zorlamak. Beğen tuşuna basarsanız, abone olursanız mutlu edersiniz. Bundan sonra yine her gün videolar çekerek bunları size aktarmaya çalışacağız. Bir gün içerisinde maçlar öncesinde, maç sonlarında yayın yapmaya çalışacağız. Başka bakayım. Kasımpaşa maçındaki küfürler gerçekten televizyondan da duyulabilecek şekildeydi. Çok fazlaydı.
Kasımpaşa ile bir gerginlik var Kasımpaşa kulübüyle. Bunu her iki kulüp de göz ardı etmiyor. Bakalım bunun sonucu nereye varacak açıkçası. Ben de merak ediyorum. O zaman toparlayalım. 58 dakika, 1 saate tam tamamlayalım. Şu sıralarda takım inmiştir bu arada Trabzon'a. 21'de kalktı. Takım inmiştir şu anda, Trabzon'a gelmiştir. Yarın izinliler. Takım ertesi gün maç hazırlıklarına başlayacak. Konyaspor maçı hazırlıklarına. Konyaspor Giresunspor karşılaşması var tabii. Bakalım orada. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Doğru hatırlıyorum. Oradaki performans önemli. Vakeme bugün gol atabilseydi Necim Pelikli'nin rekorunu yakalamış olacaktı. Bugün Trabzonspor 3 gol atabilseydi tarihinin en başarılı, en gollü sezon başlangıcına imza atacaktı. Başka değinmediğimiz Dorukhan Berat yan yana oynama. Dorukhan Berat yan yana oynarsa Marek Hamşik veya Bakasetas'tan birinden fedakarlık etmek gerekecek. Bu da çok olabilir gibi gelmiyor şu andaki form grafiklerini göz önüne alırsak açıkçası. Onun dışında bakalım yönetmen Ferguson ne diyor. Bir dakika toparlayalım. Bak, izleyen herkese bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine desteklerinizi devam ettirmenizi istiyorum. Dediğim gibi bazı tesisatlar gelecek inşallah kısa süre içerisinde. O zaman daha kaliteli yayınlarla, daha kaliteli içeriklerle karşınızda olmaya çalışacağız. Bunları paket paket kesip yükleyeceğim. Çünkü sonradan izleyenler bir saatlik günde belki istedikleri konuyu bulmakta biraz sorun yaşayabilir. O yüzden şimdilik bu kadar diyelim. Yani Yunus'un bir arkadaşın dediği beni bağlamaz. Ben gazeteciyim. Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu bu şekilde bilgi veriyor. O onların olabileceği şey. O zaman kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ihmal etmeyin. Mutlu edersiniz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler.